Dünyadaki maddeleri sertliklerine göre 10 derecelik bir sınıflamaya tabi tutan ve insan tırnağının 2,5 sertlik derecesine sahip olduğu Mohs skalasına göre talk 1. derecede yer alarak bilinen en yumuşak mineral unvanını kazanmaktadır. Mineral oklar tarafından bıçakla kesilebilir sektil olarak sınıflanan talk ve magnezyum silikat hidroksit olarak adlandırılır. Spesifik ağırlığı 2, 5, 2, 8 olan talk yarı saydamca pak bir görünüme sahiptir. Elle dokunuldu, onda kayganlık hissi verir. Asitlerden etkilenmez ve suda çözünmez. Saf halde iken çok parlak beyaz renkli, kimyasal açıdan inert, yüksek erime derecesine sahip, düşük ısı ve elektrik iletimi ve yüksek absorpsiyon gücü olan bir mineraldir. Aslen beyaz olmakla birlikte ileride bahsedilecek olan içerdiği diğer maddelere göre yeşilimsi, mavimsi, gri renkte olabilir. Oluşumu açısından ise bir başkalaşım, metamorfik mineraldir, 2,3. Talk günümüzde tıbbi kullanım dışında, lastik, seramik, tarım ilaçları, boya, döküm, plastik, yalıtım, kağıt, çimento, kozmetik ve gıda endüstrilerinde tonlarla ifade edilen miktarlarda kullanılmaktadır. Talk elle dokunulduğunda kayganlık hissi verir. Asitlerden etkilenmez. Çok parlak, kimyasal açıdan inert, yüksek erime derecesine sahip, düşük ısı ve elektrik iletimi, yüksek absorpsiyon gücü olan bir mineraldir. Mineral beyaz, gri, donuk yeşil, gümüş beyazı ve yarı şeffaf olabilir. Kullanım alanları. Talk, seramikte, boya yapımında, çatı kaplamasında, haşerat ilacı üretiminde, kauçuk ve kağıt sanayinde, kozmetik ve farmakolojide, asfalt dolgu maddesi yapımında, hayvan yemi ve gübre üretiminde kullanılır. Kullanım amacına göre yumuşaklığı, yağ absorpsiyonu, nem oranı, erime noktası, özgül ağırlığı, ısı ve elektrik iletkenliği ve kimyasal analiz önemlidir. Seramik sanayiinde, talkın ısı ile genleşme özelliğinin çok az olması nedeniyle banyo ve mutfak seramiklerinde ve elektrik sobalarının plakalarında kullanılmasını sağlamıştır. Seramik sanayiinde kullanılacak talkta fiziksel ve kimyasal yapı bakımından homojenlik istenir. Ayrıca tane iriliği ve dağılımı ile pişirme rengi de önemlidir. Bileşiminde manganez ve demir istenmeyen impüritelerdir. Elektroseramik ve sırlamada kullanılan talk saf magnezyum silikattır. Ayrıca kloritsiz kompakt talk, steatit, kullanılabilir. Çatı kaplamasında, bu iş için genellikle kalitesiz talklar kullanılır. Bu yüzden ham maddede beyazlık ve saflık aranmamaktadır. Aranan özellikler tane boyu ve dağılımı ile yağ emme özelliğidir. Boya sanayiinde, lif ve yaprak özelliğine sahip talklar, yağ absorblama özelliğinden dolayı boya ve benzeri yağ yapımında kullanılmaktadır. Boya sanayiinde kullanılan talk öğütüldüğünde son derece beyaz ve tenörü yüksek olmalı. Talk lifi boya tabakacıklarının birbirine ve yüzeye kenetlenmesini sağlar. Ağır boya materyallerinin çökmesini önleyip boyanın daha homojen olmasını sağlar. Haşerelere karşı, talk haşere öldürücü ilaç yapımında da kullanılmaktadır. İlaca toksit etki, istenen yoğunluk ve az aşındırıcılık özelliklerini kazandırır. Kauçuk sanayiinde, talk birçok sentetik lastik, plastik ve kauçuk üretiminde doldurucu olarak kullanılır. Maddeye doku kazandırır. Kağıt sanayiinde, talk yumuşaklığı, tane boyu, mürekkep emme özelliği ve suda erime özelliği nedeniyle kağıt sanayiinde rahatça kullanılabilmektedir. Kozmetik ve farmakolojide, talkın istenilen tane boyutunun elde edilmesi mümkün olduğundan kimyasal saflığı ve kayganlığından dolayı kozmetik ürünleri ve ilaç üretiminde kullanılmaktadır. Bu sanayide kullanılan talkta aranan özellikler, içerdiği lifsi ve sert minerallerin azlığı, arsenik ve demir miktarlarının düşük olmasıdır. Hızlı ulaşım. Türkiye'de üretilen talkın biyokimyasal karakteristikleri ve kozmetik sanayinde ve farmakolojide kullanılabilme potansiyeli talk tüm dünyada seramik, kimya, boya ve gıda gibi farklı birçok sanayi kolunda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Çok özel mineralojik ve kimyasal yapıya sahip talkın kullanıldığı bir diğer alan ise kozmetik ve farmakolojidir. Talk oluşumu için en uygun alanlar ultramafik kayaçlar ile dolomit ve manyezit içeren karbonatlı sedimenter kayaçların kontakları, fay ve makaslama zonlarıdır. Talk konusunda bilinen en iyi rezervler Avustralya, Avusturya, Brezilya, Çin, Finlandiya, Hindistan, İtalya, Japonya, Kuzey Kore, Rusya Federasyonu ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmaktadır. Pazara sunulan talkın miktar olarak küçük bir bölümü farmakoloji ve kozmetik sanayinde kullanılmakla birlikte, bu nitelikteki talkın yüksek kalite ve ekonomik olarak daha değerli olduğunu söylemek mümkündür. Türkiye'de bilinen talk yatakları, ya metamorfizma sonucu ya da hidrotermal ayrışma ile bazik ve ultrabazik kayaçlarda oluşmuştur. Ülkemizde her kalitede talkın varlığı bilinmekte ancak saf olmayan talklar flotasyon ve benzeri selektif ayrıcı metotlarla temizlenerek yüksek saflık elde edilmeye çalışılmaktadır. Ülkemizde bilinen talk yatakları Aydın, Balıkesir, Bolu, Eskişehir, Sakarya ve Sivas illerinde bulunmaktadır tonu. Günümüzde bu yatakların bir kısmı işletilmekte, elde edilen talklar genelde boya sanayi ve seramik sanayinde kullanılmakta, ekonomik olarak daha değerli olan, kozmetik sanayi ve farmakolojide kullanılacak talklar ihraç edilmektedir. Oysa geçmişte Aydın ilinde üretilen talkın, zenginleştirilerek kozmetik sanayinde kullanılmak üzere iç piyasaya satıldığı bilinmektedir. Ancak zenginleştirme maliyetinin yüksek olması nedeniyle ekonomik olmadığı için kozmetik sanayi ham madde ihtiyacını başta Mısır olmak üzere yurt dışından karşılamaktadır. İlaç sanayisi ise talk ihtiyacını ağırlıklı olarak Fransa ve Almanya'dan karşılamaktadır. Kozmetik sanayinde ve farmakolojide kullanılacak talkın özellikleri uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenmiştir. Kozmetik sanayinde CTFA standartları, farmakolojide Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri farmakopeleri yanı sıra ulusal standartlar da kullanılmaktadır. Bu standartlarda performans kriterleri ve sağlık güvenlik kriterleri yer almaktadır. Performans kriterleri talkın tane boyutu, yoğunluğu, rengi, parlaklığı gibi fiziksel özellikleriyle ilgilidir. Bu kriterler tüketicinin ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir. Sağlık ve güvenlik kriterleri ise kimyasal saflık ve potansiyel zararlı mikroorganizmalar ile ilgilidir ve içerebileceği elementleri ve diğer kimyasal içerikleri belirler talk üreticilerinin, ürünlerinin bu standartlara uygun performans kriterleri ve sağlık ve güvenlik kriterlerini sağladığını göstermesi gerekmektedir. Talkın kozmetik sanayinde kullanımına getirilen en önemli sınırlama fibroz amfibol mineralleri içermemesi koşuludur. Buna göre çalışma kapsamında elde edilen optik mikroskop ve X-RD analiz sonuçlara göre örneklerden hiçbirinde fibroz amfibol minerali saptanmamıştır. Talk yataklarından üretilen ham maddeden saf talk eldesi için talk cevheri ıslak ve kuru yöntemler ile zenginleştirilmekte, flotasyon, manyetik ayırma, asit yıkama gibi yöntemler ile de demir içeren mineraller, örneğin opak mineraller, manyetit, kromit spinel gibi, tuzlar ve metaller ayrıştırılarak ısı ile sterilize edilebilmektedir. İncelenen talk ocaklarından üretilen cevherlerde fibroz amfibol mineralleri olmaması koşulu sağlandıktan sonra, ortaya çıkan mineralojik bileşiminde yukarıdaki yöntemler uygulanarak ıslahı ile istenilen mineralojik bileşimde talk eldesi mümkün görülmektedir. Örneklerde tanımlanan diğer minerallerden dolomit, kalsit, manyezit, klorit ve benzeri mineraller de zaten talkın yapısında olmasına izin verilen mineraller.